BES getirileriyle mi başlayalım, emekli BES getirileriyle başlayalım? Olur. Çünkü çok soru alıyoruz ondan sonra. Hazır siz de geldiniz. Bir getirilerden bahsedelim. Sonra bir emeklilik kavramından tamamlayıcı emeklilik sistemine geçelim ki son zamanlarda gündemde yine kıdem tazminatıyla birlikte anılmaya başlandı. Biraz ona da bir açıklık getirelim. Evet, getiriler. Bir, nedir BES'te getiriler? İki, sorulardan bir tanesi de şu bize gelenlerden. Önümüzdeki, işte bugün mesela Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Önümüzdeki günlerde ne gibi getiriler bekleniyor? Buyurun. Okey, teşekkürler. Şimdi aslında gündeme baktığımızda iki konu çok kritik. Bir tanesi Türk toplumunun emeklilerinin hayatlarını nasıl idame ettireceği. Diğeri de bu enflasyonist ortamda kendi birikimlerimizi nasıl ayakta tutacağız? Birikimlerimizi daha sağlıklı bir şekilde, reel bir şekilde nasıl büyüteceğimiz? Bu ikinci kısım bireysel emeklilik sisteminde son 3 yıla baktığımızda, yalnızca 2023 yılı perspektifinden söylemek istemiyorum, son 3 yıla baktığımızda oldukça iyi geçtiğini, enflasyona yakın ya da enflasyonun üstüne getiriler sağlandığını görebiliyoruz. 2022 ortak getiri ama. Evet, ben sektör getirisinden bahsediyorum. Hiçbir tamam. Şirket getiriye değil. Ortalamada tüm sistemdeki o 18 milyona yakın katılımcının, biliyorsunuz bunun 9 milyona yakını otomatik katılım sistemi, 8 milyon, diğer 8-9 milyon da bireysel emeklilik sisteminde ki fon büyüklüğü de şu anda 750-800 milyara doğru ilerliyor. O fon büyüklüğüne sahip olan o milyonlarca katılımcının ortak getirisinin örneğin 2023 yılında %70'lere vardığını, %67 civarında olduğunu görüyoruz. Aynı getirinin 2022 yılında da sağlayabilmiştik. O nedenle son 2 yılda bu kadar dalgalı bir ortamda sabit getirili menkul kıymetlerin, mevduatların getirisinin oldukça aşağıda kaldığı bir dönemde biz sektör olarak 65-70 bandında bir getiriyi elde etmiş durumdayız ki daha bunun içinde üzerine konan %30 devlet katkısı da yok. Onu da eklediğinizde aslında birikimlerinizin bir yılda ikiye katlandığı bir sistemden, bir getiriden bahsedebiliriz ki bu oldukça iyi, başarılı bir getiri performansıdır diye düşünüyorum ben.